Yüzde Haber başlıyor. Elektrik Mühendisleri Odası TETAŞ'ın %14.8'lik indiriminin elektrik fiyatlarını yansıtılmaması nedeniyle dava açtı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatler 31 Mart Pazar günü saat 03'ten itibaren bir saat ileri alınacak. Almanya'ya Sırbistan'dan zehirli madde içeren 45 bin ton hayvan yemi getirildiği ortaya çıktı. Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığı yemlerin binlerce çiftlikte kullanıldığını doğruladı. Gaziantep'te evi terk eden eşini ikna etmeye çalışan bir kişi red cevabı alınca kayınvalidesiyle kayınbabasını öldürdü eşini de yaraladı. Ukrayna'da internet partisi üyeleri Star Wars filminden esinlenen kostümleriyle Adalet Bakanlığı binasına yürüdü. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011 raporuna göre dünya çapında her yıl çoğunluğu orta gelirli ülkelerin vatandaşı olan 1.3 milyon kişi dış ortam hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Sezai Yakar'ın 5 sene önce Taksim Polis Merkezi'nde kolunun ve burnunun kırılmasıyla sonuçlanan darp yüzünden şikayetçi olduğu polislerin 15 aylık cezası iyi hal indirimi aldı. Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletindeki bir kömür madeninde çıkan yangında 11 işçinin öldüğü ve 2 işçinin kayıp olduğu bildirildi. İsviçre'de okullarda sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği öğretilecek. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre kötümser insanlar iyimserlere göre daha uzun yaşıyor. Yüzde yüz haber sona erdi.